yosunlar. Tatlı veya tuzlu sularda yaşayan tek veya çok hücreli organizmalar. Su yosunları, mavi-yeşil su yosunları ve gerçek su yosunları olarak ikiye ayrılır. Mavi-yeşil su yosunları, tek hücreli ilkel organizmalardır. Ototrofturlar. Klorofil, karotinoidler ve fikoeritin maddesini taşırlar. Bu iki maddenin oranına göre hücreler mavimsi veya kırmızımsı görünürler. Hücrelerinin gerçek çekirdekleri yoktur. Bunlar serbest veya koloniler halinde yaşarlar. Üremeleri eşeysizdir ve hücrelerinin ikiye bölünmeleri suretiyle olur. Bu su yosunları yeryüzünün bütün bölgelerine yayılmıştır. Nemli topraklarda, özellikle tatlı sularda, bazen tuzlu sularda, ağaç kabuklarında, kayalar üzerinde ve arktik bölgelerde yaşarlar. Bazı türleri kaplıca sularında 70 ila 80 dereceye kadar dayanabilirler. Su üzerinde bilhassa göl ve havuzların yüzeylerinde, su çiçeği, denilen ve diğer plankton bitkilerin de katıldığı yeşilimsi bir örtü hasıl ederler. Mavi yeşil su yosunlarının bir kısmı mantarlarla birlikte likenleri meydana getirirler. Mavi yeşil su yosunlarının bazı türleri hayvanlar için zehirlidir. Bu su yosunları bakımından zengin olan suyu içtiklerinde ölümle neticelenen zehirlenmeler görülür. Mavi yeşil su yosunlarına örnek olarak şunlar verilebilir, Nostoculoecapsa, Mycocystis fulosicuvei, Erabaena gibi. Gerçek su yosunları, tek veya çok hücreli, çeşitli renklerde, ototrof, ipliksi su bitkileridir. Klorofil taşırlar. Hücrelerinin gerçek çekirdekleri vardır. Eşeysiz üremeleri yanında eşeyli üremeleri de vardır. Eşeyli üremeleri izogami, anizogami, ovogami şekillerinde olur. Spor ve gametleri meydana getiren organları bir hücreden meydana gelir. Bu bölümdeki su yosunları 7 sınıfa ayrılır, 1- öglenalar, 2- ateş rengi su yosunları, 3- altın rengi su yosunları, 4- yeşil su yosunları, 5- sarı su yosunları, 6- esmer su yosunları, 7- kızıl su yosunları. Bu bölümdeki su yosunları içerisinde tek hücreli ve mikroskobik formlardan, çok hücreli ve denizlerde zayıf, kısa dalgalı ışığın girebileceği yerlere 60 ila 200 metre kadar inebilenleri, boyları 100 metreye ve ağırlıkları 100 kilograma kadar varan su yosunları ile gıda olarak ve sanayide kullanılan türlerine rastlanılır. Bunlara ait bazı misaller verilebilir. Yeşil su yosunlarından çığırıla türleri çabuk üreyen kolayca yetiştirilen tatlı su algeleridir. Protein ve vitamin A ve C bakımından zengindir ve besleyici özelliktedir. Kurutularak una ilave etmek suretiyle gıdaya önem kazandırılır. Antibiyotik elde edilmesinde, klorellin, kullanılabilmektedir. Yine bazı ulva türleri salata olarak kullanılmaktadır. Bazıları çara ve nigalla kalsiyum karbonatça zengindirler. Tek hücreli su yosunlarından olan diatomler bugün sanayide kullanılan en önemli su yosunlarındandır. Jeolojik devirlerde üremiş olan diatomler suların, denizlerin dibine çökerek silisli kabuklarından meydana gelen kalın tabakalar meydana getirmişlerdir. Bu tabakalar bugün ya göl diplerinde veya toprak arasında kalmıştır. Bu tabakaların kalınlığı bazen 15 ila 25 metreyi bulmaktadır. Diatomler ve kalıntılarından meydana gelen bu toprağa diatom toprağı, kizelgur, diatom veya tripoli gibi isimler verilir. Memleketimizde Ankara, Erzurum, Kayseri ve Afyon civarında rastlanmaktadır. Bu toprağın rengi kirli beyazımsı veya beyazdır ve hafiftir. %60 ila 90 silis taşır. Sanayide önemlidir. Mesela hacminin 2 ila 4 misli su çektiğinden asit gibi zararlı maddelerin ambalajlanmasında, yanmadığından ve ısıyı nakletmediğinden fırınların izolasyonunda, sert olduğundan madeni eşyaların temizlenmesinde, nitrogliserin ile karıştırılarak dinamit yapımında, filtrasyonda vesaire kullanılır. Esmer su yosunlarından bazı laminerya türleri alginik asit ve tuzların elde edilmesinde kullanılır. Bu ise eczacılık tekniğinde tablet ve süspansiyon hazırlanmasında, gıda sanayiinde, konservecilikte, kozmetik sanayiinde, tekstil sanayiinde çok kullanılır. Fokus türlerinden iyot elde edilmesinde çok faydalanılmıştır. Ayrıca kızıl su yosunlarından olan gelidyum türlerinden agar elde edilmesinde çok faydalanılır. Agar yapısında polisakkaritler taşır. Tedavide, bakteriyolojide, eczacılık sanayiinde, gıda sanayiinde kullanılır. Bugün memleketimizin sahillerinde de yukarıdaki sınıflara ait 120 civarında su yosun türü tespit edilmiştir. Fakat dünya üzerinde su yosunlarından en çok faydalanan ve onların kültürünü yapan ülkelerin başında Japonya gelmektedir. Sağlıklı bir yaşam için, bizi takipte kalın.